Evet sevgili izleyiciler, şimdi tüketiciler özellikle pandemi döneminde çok mağdur oldular. Bununla ilgili sürekli olarak birçok konuda şikayetleri var. Bize de sorular gönderiyorlar. Şimdi bazı konularda özellikle BDDK'dan tüketicilerle ilgili bazı kararlar da geldi. Bu kararlar nelerdir, nasıl değerlendirilecek hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Aziz Koçal bizlerle birlikte. Sayın Koçal hoş geldiniz. Haber 16'ya. Hoş bulduk Yeşim. Efendim tüketicilerle ilgili birçok sorun var. Hepsini size soracağım. O kadar çok soru alıyoruz ki size yöneltmek istiyorum ama öncelikle şimdi BDDK'dan özellikle kredi kartlarının aidatları ile ilgili bir karar geldi. Bu karar nedir? Tüketiciler nasıl faydalanacak? Öncelikle bunu değerlendirir misiniz? Bildiğiniz gibi hepimiz kredi kartı kullanıcısıyız. Her yıl kredi kartlarının bir aidat talep edilmektedir. Birçok tüketici buna itiraz etse de sonuçta bir şekilde bu aidatı ödüyor. Kredi kartı aidatına itiraz eden bazı tüketiciler tüketici hakem heyetlerine gittiler. Tüketici hakem heyetlerinde kararlar tüketici lehine verildi. Yani tüketici kart aidatının iptal edilmesi yönünde. Fakat geçmiş dönemlerde seçim mahkemeleri bunun yasal olduğunu ve BDDK'nın bu konuda yayınladığı yönetmelik olduğunu, 6500 sayılı kanuna göre de alabileceğini ifade ederek tüketicinin lehine verilen kararı bozdu. Dolayısıyla bu süreçten sonra tüketiciler çoğunluğu tüketici hakem heyetine başvurmadı. Vuranlarla ilgili de sizi karar bozma bankalar seçim mahkemesine gidince tüketici aleyhine kaybedince bize avukatlık ücretiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu Evet. nedenle tüketici hakem heyetleri tüketicinin mağdur olmaması için kart aidatı ile ilgili başvuruları reddetip geliyor idi. Doğru. Bunu yine bir tüketici hakem heyeti bir başvuruyu reddetti. Tüketici bunu mahkemeye taşıdı. Tüketici mahkemesi bu sefer tüketici hakem heyetinin kararını bozdu. Tüketiciyi haklı buldu ve kart aidatının iade edilmesi yönünde hüküm verdi. Şimdi ilk defa böyle bir hüküm çıktı tüketici mahkemelerinden. Bundan önceki kararlar hep tüketici aleyhineydi. Yani kart aidatı alınabilir gibi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Tabii ortada farklı kararlar var. Bir mahkeme kararı diyor ki kart aidatı haksız bir kazançtır. Tüketiciyle müzakere edilmeden kart aidatı alınıyor diyor. Bu müzakere edilmemiş diyor. Zaten kararın gerekçesinde de bu var. Haklı şart ve yeteri kadar müzakere edilmediğinden tüketiciyle iptal verdi. Yani kararı bozdu, hakimiyet kararını. Dolayısıyla burada iki tane karar var. Bu karar emsal olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ancak hepimizin bildiği gibi mahkeme kararları tarafları bağlıyor. Yani her iki tarafı bağlıyor. Bunu emsal göstererek tüketici hakem heyetine başvurulabilir. Tüketici hakem heyeti tüketicinin lehinde karar verebilir ama bir başka tüketici mahkemesi daha önceki tüketici mahkemeleri gibi karar verebilir ve tüketicinin kart aidatı ödemesi gerektiği yönünde hüküm verebilirler. Bildiğiniz gibi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararlar, içtihat ve kararı ancak bağlayıcı oluyor. Mahkemelerin verdiği karar kişiye özgü bir karar olduğu için bağlayıcılığı sadece kişilere yöneliktir. Bu karar, yani farklı bu kararları değerlendirecek merci Ticaret Bakanlığı'dır. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4. 3 maddesi bankacılık işlemleriyle ilgili düzenlemede BDDK'yı yetkili kıldı. Dolayısıyla BDDK da bu konudaki düzenlemelerde daha çok banka lehine düzenleme yapıyor. Bunu dikkate aldığımızda Ticaret Bakanlığı bu konuda devreye girerek bir 6502 sayılı yasanın 31'e 3 maddesi şöyle bir hüküm getiriyor. Diyor ki kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı alınmayan aidatsız kart sunmak zorundadır hükmü var. Fakat bankalar bu hükmü nedense tüketici talep ederse biz veririz, talep etmezse biz vermeyiz diyor. Halbuki gerek 6502 sayılı kanunun özünde gerekse evrensel tüketici hakları çerçevesinde öncelikle tüketicinin bilgilendirmesi gerekiyor. Yani
kredi kartı ile ilgili bilgilendirmesi. Nedir bu bilgilendirme? Bir, kredi kartı verirken ya da verilmiş ise bu kartın bir aidatı olduğu tüketiciye Bu bilgilendirilmeli. İki, bilgilendirme yapılmıyor zaten. tabii yapılmıyor. İki, aidatsız kart olduğunu, yani bankanın kredi kartı aidatsız kart sunabileceğini, bunu da tüketiciye bilgi vermesi gerekiyor. Bu da bilgilendirme yapılmıyor tüketiciye. Dolayısıyla ortada bir hizmetin eksik ifası var. Yani bilgilendirme yapılmadan tüketiciye bir hizmet sunulan kart ortaya sunulmakta. 6.502 sayılı kanun 33. maddesi emredicidir. Bu hükmü uygulamayla ilgili Ticaret Bakanlığı da devreye girerek BDDK ile birlikte öncelikle tüm tüketicilere aidatsız kart mevcut olduğunu, bunu tüketiciler istediği takdirde alabileceğini bankalar SMS ile bildirmeli. Yeni kart alacak müşterilere de iki alternatif sunmalılar. Tabii burada aidatsız kart kullananların işte taksitlendirme yapmıyor banka, bonus vermiyor ve benzeri, biliyorsunuz kartların birçok az tüketiciye fazla kullanılması için avantajlar getiriyor bankalar. Birçok hiç avantaj vermiyor aidatsız karta. Burada da iş yine tüketiciye düşüyor. Tüketimden gelen gücümüzü biz kullanırsak, kart kullanıcıların %50'si bankalara başvurarak bu aidatsız kartı da çeşitli avantajların getirilmesini talep ederse, bankacılık sektörü de bunu sağlayacaktır. Şayet tüketiciler kart aidatı demek istemiyorsa, şubelerine derhal iki satır bir yazı ile dilekçeyle müracaat ederek aidatsız kart talep etsinler. Aidatsız kart talep ettiği tarihten itibaren banka aidatsız kart tüketiciye vermez, aidat almaya devam ederse tüketici hakem heyetine giderek bu sefer tüketici haklı konumda oluyor. 31'e 3. maddeye aykırı hareket ediyor banka. Dolayısıyla aidatını geri alabilir. Süreç bu şekilde işleyecek. Eğer Evet. istemiyorsak başvuru yapabiliyoruz ve başvuru sonucunda da tüketici mahkemesine gidebiliyoruz, değil mi? Hakem heyetine gidebiliyoruz. Düzeltiyorum. Önce hakem heyetine, Evet. tabii mahkeme orada banka itiraz ediyor, tüketici mahkemesine Ama bu gidiyor. da bir süreç Tabii sonuçta. bu süreç ve buraya tüketicileri bu yola sürmeden bu işin çok basit yöntemi var. Ticaret Nedir? Bakanlığı ile BDDK yetkilileri bir araya gelerek Doğru. bankanın öncelikle tüketiciye aidatsız kart sunmasını sağlayacak bir düzenlemenin getirilmesi. Burada yorumu bankalar kendine göre yapıyor, tüketici isterse veriyor. Halbuki tüketiciye bu bilgiyi banka özellikle ivedi olarak vermeli. Hatta diğer kartlarındaki bazı avantajları aidatsız kartı da sağlamalı. Bunların bir tanesi taksitli satıştır. Onun dışındaki avantajlar o kadar önemli değil ama taksitli satışları aidatsız kartla da avantaj olarak bankalar sağlamalı. Yani böylelikle bu düzenleme yapılırsa tüketiciye gerekçe verme ve hakem heyetine başvurarak bir süreç işlemesi, mahkeme kapılarında uğraşmasının önü kesilecek. Evet. Diğer yandan kredi limitleri ile ilgili de bir karar var. Bu kararın ayrıntıları nelerdir? Kredi limitlerinde şöyle, kredi kartı limitlerinde bir ayrıntı geldi. Herhalde onu mu bahsediyoruz yoksa normal geçici kredi mi? Kredi kartı herhangi bir gelir göstermeden kart limitleri düşüktü. Onu yükselttiler. Kredi kullanılacak kredilerde de limitler yükseltildi. Ancak burada kredi buradan çok ciddi tüketici şikayetleri geliyor. Bakın hiçbir eksi puanı olmayan vatandaşlara ancak kredi açılabiliyor. Halbuki pandemi sürecinde tüm vatandaşlara 10 bin liralık limit açılacağı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından deklare edildi ve kamuoyuna duyuruldu. Ancak kamu bankaları dahil hiçbir şekilde bu krediler bir gün dahi kredi kartını geç ödeyenlere dahi gözükmüş, sistemde bu görünüyor. Bunlara bu krediler verilmedi. Yani ya hiç kredi kartı kullanmayan ya da düzenli kredi kartını ödeyen ve hiç kredi kullanmamış, hiç aksatmamış kişilere bunlar verildi. Halbuki bu ekonomik zorluklar şartlarda bu durumda tüketici bulmak maalesef çok zor. Doğru. Vatandaş bulmak çok zor. Hepimiz bu süreçlerden geçiyoruz. Ya taksitimizi atlatıyoruz ya kredilerimizi veya kart ödemelerimizi. Burada da bankalar yine sağlam müşteri olarak onlara ancak opsiyon sağladılar. Kredi faizleri düşürüldü bildiğiniz gibi. Bu faizlerde de yine bankalar kendi lehine olan düzenlemeyi dikkate aldı.
bundan yararlanmak isteyen yeniden yapılandırma talebinde bulunan Evet. tepkilerin bu talepleri reddedildi maalesef. Maalesef. Şimdi pandemi süreci dedik ya Sayın Koçan, sizinle de aslında biz çok konuşmuştuk bu konuları ama biraz daha Evet. konuşalım. Çok soru var çünkü özellikle bu pandemi döneminde okullara eğitime ara verildi. Öğrenciler evdeydi. Ama velilerle özellikle özel okullar arasında bazı sorunlar yaşanıyordu. Şimdi eğitime EBA sistemiyle evden devam ediliyordu. Veliler diyordu ki ben okulumun ücretlerini ödedim, geri istiyorum. Bununla ilgili bir anlaşma sağlanamıyordu. Keza kantin ücretleri, bir yandan servis ücreti tabii önceden ödeyenler vardı. Bunlarla ilgili bir orta yol bulundu mu? Maalesef bu sorun halen bir kangren olarak devam ediyor. Biliyorsunuz 30 Ağustos'ta telafi eğitim için okullara erken açılma Evet. kararı da var. Tabii bu mümkün olursa. Bunu tartışmak da ayrı bir konu da. Bu süreç özellikle kurslarda, mesela üniversite sınavları için ya da lise sınavları için öğrenciler hazırlık kurslarına gitti, Tabii, dershanelere onlar da yazıldı. var. Soracağım Araya onları da. pandemi girdi. Evet, Buyurun. araya pandemi girdi. Bütün değerlendirmek için konuyu. Pandemi girince bunlara devam edilemedi. Yine özel okullarda paket ücretleri alındı. Bunların içerisinde servis, yemek, diğer sportif faaliyetler vesaire vardı. Bunlar hiçbir ifa edilemedi. Sadece internet üzerinden, özel okullar internet üzerinden verdi bu ücreti. Uzaktan eğitim verdiler. Ama ücreti örgün öğretim yapılmak üzere yapılan sözleşme üzerinden tamamen ücreti talep ediliyor. Şimdi şunu, burada bir haksız zenginleşme var. Nasıl haksız zenginleşme var? Ben şimdi bir sözleşme imzalamışım. Kursa devam edeceğim ama Evet. kursa devam edemiyorum. Yüz yüze eğitim alacağım ki hepimiz biliriz ki yüz yüze eğitimle mesafe, uzaktan mesafe eğitim arasında çok ciddi bir kalite farkı var. Tabii ki. Eğitim farkı var. Bunu da alamayacağım. Yemeğini yemeyeceğim, servisini kullanmayacağım, sportif faaliyetlerini kullanmayacağım ama benden ücreti tam alacaksınız. Bu bir haksız zenginleşme aracıdır. Dolayısıyla biz burada Ticaret Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na defalarca yazılar yazıldı, tepkileri yönlendirdik. Hatta geçen hafta yine ben Ticaret Bakanlığı'ndayım, konuyu yine gündeme Neymiş getirdik. verdiler? Fakat Ticaret Bakanlığı topu Milli Eğitim Bakanlığı atıyor. Onların bir uygulama yönetmeliği var. Onlardan görüş istedik. Onlar da işte telafi edici eğitimle bu işin sağlayacağını söyleniyor. Maalesef burada mağdur olan tüketici oluyor. Şimdi bakın artık tüketicilere şimdi siz telafi edici eğitim vereceksiniz diyor kursta. Devam ediyoruz. Öğrenciniz kurs alabilir. Ya benim üniversite sınavına öğrencim girmiş ya da lise sınavına girmiş. Senin vereceğin kursun bana bir faydası yok ki. Dolayısıyla ben niye senin kursuna daha gireyim? Dolayısıyla ben sana pandemi sürecinde bana vermen gereken o bölümün ücretini ödemem gerekiyor. Ama maalesef hukukçuları aracılığıyla ya da işte hukuk birimlerinden ya da işte sizi icraya vereceğiz tehditleriyle bir yıl icra tehdidiyle yönelen mesajlar sitesine gitmeye başladı. Bir Evet, tanesi de bugün peki ben buraya gelirken görmek. veliler ne yapacak bu aşamada? Nereye başvuracak? Bu çok önemli bir konu ama şimdi çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından Sayın Koçal devam edelim mi? Tabii ki olur. Buyurun. Peki. Çok kısa bir ara veriyoruz. Devam edeceğiz. Haber 16 devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Aziz Koçal'la sohbetimiz devam ediyor. Bir ara vermiştik. Sayın Koçal, özellikle velileri bahsediyorduk. Velilerin bu kurs döneminde öğrenciler tabii ki gidemedi pandemi nedeniyle ama kurs ücretlerinin talep edildiğini, hatta icraya verildiklerini söylüyordunuz. Veliler ne yapsınlar? İcraya verilmek üzere tehdit mesajları geldiğini ifade ettim. Evet. Tabii burada bir başta bu pandemi süreci başladığında bize ulaşanlara bu hizmet sözleşmenin tespit yönünde ihbarda bulunmalarını söylemiştik, yazılı ihbarda bulunmalarını. Fakat birçok veli nasıl olsa pandemi var, pandemi nedeniyle de benden bu para alınmaz düşüncesiyle bu ihbarda bulunmamışlar. Dolayısıyla çok acil ivedi olarak bu sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmediğinden yani sözleşmenin ifası imkanı olmadığından dolayı o döneme ait olan ücretin ödenmeyeceği yönünde bir ihbarda bulunmaları gerekiyor.
Devamında da yine tüketici hakem heyetine başvurarak sözleşmenin iptalini ve paranın tamamı ödeyse kalan parasını da iadesini talep edebilirler. Burada tabii Ticaret Bakanlığı da hakem heyetlerine bazı genelgeler gönderdi. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında değerlendirilmeyebilir. Taraflar da bir sebep var. Dolayısıyla burada 6. sayılı kanunun 82.1 maddesi bu kanunda, yani 6.2 sayılı kanun özel bir kanun. Bu kanunda bulunmayan hükümlerde genel kanunlar hükümleri uygulanır diye bir hükmü var. Buradan atıfla borçlar hukukuna gidilecek. Borçlar hukukunun 136. maddesi ise borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa borç sona erer der. Devamında 137 ve 138. maddelerde düzenlemeleri var. Dolayısıyla bu madde hükümleri çerçevesinde de sağlıklı bir değerlendirme yapılır ise tüketicilerin almadığı bir hizmetin bedelini ödemeyeceğini düşünüyoruz. Tabii tüketici hakem heyetlerinde çıkan kararlar tüketici mahkemesine bir üst mahkeme olarak taşındığından dolayı orada yargı nasıl karar verir bunu bilemiyoruz. Bunun da önüne geçirebilecek bir işlem var idi. Dolayısıyla bir mücbir sebep ortada, hizmet ifasızlığı ortada. Yani ifa inkarsızlığı var. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı tüketicinin taraf olduğu tüm sözleşmelerin bu süreçte tüketici tarafından hiçbir ceza şart ve bir bedel olmadan kesi getirilebilirdi. Bu da olmadı. Çünkü sözleşmeler dediğim gibi bakanlıklar da kendine özel sözleşme yönetmelikleri var, uygulamaları var. Fakat ortak bir görüşte ulaşılamadı, buluşulamadı. Umarım bu yargıda tüketicileri zor durumda bırakacak bir süreç olmaması için kısa sürede özel okullar, dershaneler, Ticaret Bakanlığı, tüketici tarafı, yani tarafların şimdi bir araya gelerek bu konuya çok kısa sürede kalıcı bir çözüm üretirler diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir diğer sorun da düğün salonlarında yaşanıyor. Bununla ilgili de çokça telefon alıyoruz aslında. Ben size şimdi sorunları söyleyeyim. Sizin de bir yol göstermenizi istiyoruz. Pandemi nedeniyle önceden alınmış tarihler vardı. Tabii ki iptal edildi bu tarihler ama önceden verilen kaporalar da var. Vatandaşlarımız tarafından. Ve şimdi düğün yapmaktan vazgeçtik diyorlar. Kapora veriyoruz, kaporalarımızı alamıyoruz. Hatta bazı yerlerde de vatandaşlardan düğün ücretlerinin hepsi istendiği söyleniyor. Nasıl bir yol izleyecek tüketiciler bu noktada? Ya şimdi tabii düğün salonları acayip bir sözleşme yapıyor. Aslında 6502 sayılı kanundaki hizmet sözleşmelerine de büyük bir bölümünün aykırı olduğunu gördük. Tabii bu süreçte ilgili imkanımız oldu. Örneğin diyor ki işte düğün tarafı 60 gün önceden cayarsa toplam sözleşme bedelinin üçte birini cayma tazminatı olarak nakit olarak alınır gibi hükümler var. Yani bunlar haksız şartlar aslında. Bu tür hükümler haklı sebep varsa koyulmamalı. Paket sözleşmelerinde bile tüketici 30 gün önceden hiçbir ceza şart uygulamadan cayma hakkı var iken özel sözleşme dediğimiz düğün salonlarında olan sözleşmelerde neden bu hak konulmasın? Buna da el atılması gerektiğini bu süreçte gördüm. Şimdi tabii düğün salonları sahipleri pandemi sürecine daha gelen düğün tarihlerinde bile aldıkları kaporayı iade etmemekte direndiler. Biz de kendilerine birer ihtar ihbarda bulundurarak tüketicileri tüketici hakem heyetlerine yönlendirdik. Orada tüketici lehine karar çıkacağını ümit ediyoruz. Çünkü yine biraz önceki konuda ifade ettiğim gibi hizmetin ifası imkansızlaşmış. Şimdi ise düğün salonlarında yine düğünler yapılabilir, biliyor. Ancak İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeler var. Ben sözleşmeyi düğün salonlarıyla imzaladığımda, ya yani düğünde çalgı olayı, oyun olayı, işte tam kapasitenin kullanılması imkanları var iken, şimdi İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge neticesinde kapasitenin %50'si kullanılacak, oyun olmayacak vesaire ve risk hala devam ediyor işin bir başka boyutu. Yani Doğru. tehdit devam ediyor. Bu tehdit devam ederken de ben düğün sahibiyim. Düğün sahibi olarak bu riski göze almak istemiyorum. O nedenle de
Düğünü iptal edeceğim. Benden ya düğün tamamının parası isteniyor ki bu yönde elimizde belgeler var. Salon sahiplerinin istediğine dair mesajları var. İstediğiniz yere gidin, ben bunu icra ederim, alırım teklifleri var. Bu düğün salon sahiplerinin bir odaları var. Bu odada oda yöneticileri, oda başkanları bu konuya bir çözüm bulmalı. Kesin temsilcileri de bir araya gelerek burada düğünden vazgeçen düğün sahiplerine bu zorluklar çıkartılmamalı. Çünkü yine borçlar hukukunun 136. maddesi içince de hizmetin ifası ortadan kalkmış ya da yeteri kadar ifa edilemeyeceği sözleşmeye dayalı olarak ortadayken ve en önemlisi pandemi süreci devam ediyor ve salgın riski devam ederken bu düğün yapmamadan vazgeçen taraflar hatta alkışlamalı bence. Çünkü bir riskin bulaşmasını önlüyorlar. Bu nedenle de salon sahiplerinin böyle bir tüketiciye cezai şart uygulamaları çok haksız bir zenginleşme, sebepsiz zenginleşmeyi getirecektir ki bu da anayasamızda ve diğer ilgili hukuklarımızda yasaktır. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor ama burada yine tüketiciye, hakem heyeti, mahkeme kapıları vesaire gibi zora sokmadan taraf temsilcileri bir araya gelerek bakanlığın da bu işe müdahil olarak bir çözümü getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama mutlaka düğünden vazgeçilecekse çok acil bir üyede olarak düğün sahibi salon sahibine bir ihbarda bulunmalı, bir ihbar göndermeli. Salondan şu nedenlerden dolayı salgın hastalık yayılma tehlikesinin devam ettiği İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlama genelgelerinden dolayı sözleşme imzalanan tarihteki verilecek hizmetlerin tam olarak verilemeyeceğinden dolayı sözleşmeyi feshettiğini bildiren bir ihbarı mutlaka salon sahiplerine bildirmesi gerekir. Evet. Şimdi bir diğer konuda mobil siteler üzerinden, uygulamalar üzerinden kiralanan araçlar. Yine pandemi dönemiyle birlikte bu araç kiralamaları da arttı Sayın Koçal. Ancak derler ki tüketiciler, yine birçok bu konuyla ilgili telefon aldık, şikayet aldık. Aracı kiralıyoruz, sonrasında darp var, kırık var, arıza var araçta diye. Olmadığı halde, ben bu şekilde teslim etmediğim halde benden ücret talep ediyorlar diyor. Bu durumda ne yapacak tüketici? Nereye başvuracak? Nasıl ispatlayacak? Bu bize de ulaştı bu şikayetler. Sanırım benzer şikayetler size de ulaşan. Mobil uygulama denen bir sistem var ve bu üzerine buraya telefon açıyorsunuz. İstanbul için de herhangi bir yere gitmek için aracı kiralıyorsunuz. Günlük ya da saatlik işte kilometre, kaç kilometre gittiyse ona göre ücret ödeniyor. Aracı kiralama yapan şirketin merkezinden değil, size bulunduğunuz yerin en yakın ispatlarında bulunan araçları oluyor Evet. bu uygulamanın. Uzaktan uygulama üzerinden kapıyı açıyorlar. Anahtar aracın içinde oluyor. Siz aracı kullanıyorsunuz. Bırakacağınız gittiğiniz yerde yine onların belirteceği size en yakın ya da işte kiralayan kişiye en yakın bir otoparka bırakıyorlar. Onlar sistem üzerinde yine kapıyı kapatıyorlar. Burada tüketici eğer aracı kiraladığında dört bir tarafına fiziki olarak göz muayenesini yapmadan almış ise ve bir sonraki bırakırken de bunu yapmazsa siz aracı çarpmışsınız, vurmuşsunuz diye tüketiciden ücret talep edilmekte. Nitekim bize şikayette bulunan tüketiciye böyle bir uygulama yapıldı. Tüketici alırken herhangi bir resimlerini aracın çekmiyor, bırakıyor, teslim ediyor. Teslim ederken resim yine çekmiyor. Tüketici aranıyor, deniyor ki siz aracı çarpmışsınız. 1500 lira aracın masrafı var. Resim de gönderiyorlar onlara. İşte aracın resmi bu deniyor. Teslim ettikten sonra bu ücreti talep ediyorlar. Tüketici bana verdiğiniz resimler de bana gönderin o zaman deniyor. İşte onu kişisel verilen korunma kanunu hükümlerinde gönderemeyiz deniyor. Ve tüketici bizi aradığında biz de faturaya itiraz için noterden bir ihtar çekilmesi gerektiğini söyledik. Faturaya itiraz ettirdik. Faturaya itiraz edildiğini görünce firma faturayı iptal ederek tüketiciye parayı almaktan vazgeçtiğini ifade ediyor. Evet, Burada bu tür öncesinde ödeme almak uygulamalardan gerekiyor. tabii evet bu tür uygulamalarda araç kiralayan tüketicilerin dikkat etmesi gereken konu aracı teslim alırken dört bir tarafında resmini çekmeli. Teslim ederken de resmini çekilmeli.
Ve tüm bu resimler de araç kiralama yaptığı için Ketebaza üzerinden gönderilmelidir. Aksi takdirde tüm uygulamalarla gelir. Bu da haksız kazanç. Yani bizim nedense Türkiye'de böyle haksız kazanç peşinde koşan bir takım kesim var ki bunların önüne geçmek mümkün değil. Buna rağmen yine bir fatura çıkartılıyor ise tüketiciye mutlaka hemen anında 7 gün içinde itiraz süresi var. Faturaya 7 gün içinde itiraz edilmeli. Aksi takdirde fatura yasal hale gelir. İlansız takibi tavsiye edilir. Evet. Şimdi bir diğer hatta son konu diyelim. Süremizin de sonuna geliyoruz ama maskelerle ilgili sorunlar bitmiyor. Şimdi bazı yerlerde farklı fiyat uygulamaları var. Yıkanabilir maskelerle ilgili sorunlar var. Ne kadar hijyenik merak ediliyor. Şimdi maskelerle ilgili sorunlar için neler yapılabilir? Biz ne yapacağız? Şimdi tabii maskelerde sorun bitmiyor. Yani ücretliydi, ücretsizdi. Bu pandemi süreci başladığından bu zamana hala bu sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla biz baştan beri Tüketici Dernekleri Federasyonu ve bileşenleri olarak bu maskenin tüketiciye ücretsiz olarak eczanelerden dağıtılmasını hep savunduk. Niye buraya geldik? Bakın bunu savunduk. Maskeler, bir cerrahi maske türü var. 1 lira tavan fiyatı var. Cumhurbaşkanlığı tadı. Bunun üzerinden satış yapılabiliyor eczanelerde ve diğer yerlerde. Bir de bunun adı cerrahi maske ve tıbbi açıdan kullanılan bir maskedir. Belli bir teknik özellikleri var ve ona göre iman ediliyor. Bir de bez maske, yani kişisel koruyucu maske dediğimiz ya da kişisel koruyucu donanımında olan maskeler var. Bez maskeler kullanılıyor. Şimdi bu bez maskelerin standartlarının ne olacağı, nasıl olacağı gibi bir standart olmuş olsa da bunların bu standartlara uygun üretilmediği, kullanım şekli, ki bunlar yıkanabilir deniyor, yıkanacak şekli herhangi bir şekilde bir tüketiciye uyarı yok maskeler üzerinde. Fiyatlara gelince bir tarafta cerrahi maske 1 lira, bazı yerlerde 1,5 satılıyor. Özellikle bakkallarda veya marketlerde 1,5 satıldığını görüyoruz. Bez maskelerin 5 lira ile 20 lira arası satıldığını görüyoruz. Özellikle metro duraklarında, büyük şehirlerde bu fiyatlara satılıyor. Yani bizim 1 lira satış sadece marketlerde ve eczanelerde uygulandığını görüyoruz genelde. Bir defa bu fiyat uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir de Bolu'da bir Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bir karar var geçenlerde basına yansıdı. Bence çok ders alınacak bir karar, ders gibi de bir karar. Bir maske cezasına itirazda verilen bir karar bu. Ve şunu ifade ediyor ki kararda maske takmak mali yükümlülük getirmektedir. Sosyal bir devlet vatandaşa günde 3 maske dağıtarak vatandaşın maske ihtiyacını karşılamak zorundadır diyor. Şimdi devamında da yine Anayasa'nın 13. 15. 19. 23. 64. maddelerine atıflarda bulunuyor ve ikinci maddesine bağlı olarak da sosyal devlet ilkesi çerçevesinde maskelerin tüketicilere bedava dağıtılmasını yani gerekçesinde anlatıyor. Yine 64. maddesinde Anayasa'nın, pardon, Umumi Hıfzı Ziha Kanunu'nun salgın hastalıkları için tedbirler burada düzenleniyor ve maske takma zorunluluğu da burada yoktur diyor. Yani çeşitli çelişkiler var. Fakat bence bu mahkemenin verdiği karar iyi irdelenmeli, çok iyi noktalara dokunulmuş. Biz de bunlara hep değindik, ifade ettik. Çünkü maske ağza takılan bir, takılarak hastalıktan korunuyorsunuz, salgın hastalıktan ve gün boyu bunu teneffüs edeceksiniz. Bu maskelerin gerçekten standartlara uygun şekilde üretilmediğinin denetimi ne derece yapılıyor? İkincisi, bu maskeler merdiven altında üretimi var mı ki var, bildiğimiz birçok yerde yapılıyor. Üçüncüsü, bez maskeleri insan sağlığını tehdit edecek unsurlar içeriyor mu? Yani kimyasallar var mı? Çünkü bu bez maskeler boyalı. Hatta çocukların kullandığı bez maskelerin dışında çeşitli figürler de var. Bunlar yıkandığı zaman biliyorsunuz yıkanırken deterjan kullanılıyor. Bu deterjan kalıntıları bu maskelerin içerisinde, maskelerin içerisinde ne derece kalıntı bırakıyor? Bunların denetimleri veya insan sağlığına etkileri nelerdir? Bunların hepsi şu ana kadar
tüketiciye aydınlatıcı ve bilgilendirici bir şekilde kamuoyuna açıklanmadı. Tüketiciye açıklanmadı. Biz bir taraftan sağlığımızı korumak için maske takarken diğer taraftan sağlığımızın tehdit altında olmadığını garanti altına alamıyoruz. Dolayısıyla burada yine TÜDEF olarak önerimiz halen aynıdır. Bu karardan da hareketle Bolu bu ceza hakimliğinin verdiği karardan da hareketle şunu ifade etmek isterim ki nasıl ki hasta olduğumuzda hastalığı iyileştirici ya da başka bir kişilere bulaştırmamak için önleyici haplar ve tedavi edici haplar alıyor isek ve bu ilaçlarımız da bizim doktor tarafından yazılıp eczanelerden belli bir katkı payıyla alınıyor ise bu maskelerin de aile hekimlikleri tarafından reçeteyle yazılması haftalık ihtiyaçlara göre ve eczanelerden satın alınması ve ücretsiz alınması. Yani ilaçlarda olduğu gibi belki bir katkı payı konulabilir. Bunun alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde artık maske zorunluluğu var bildiğiniz gibi. Neredeyse en azından kurallara da riayet edilirse bu süreçte en memnun olacağımız gerekçe bu olacak. Yani kurallar çok önemli. Herkesin bu kurallara uyması, maskeleri artık kol maskesi, çene maskesi olmaktan kurtulmalarını istiyoruz. Tüm tabii herkese katlıyoruz izleyenler. Süremizin sonuna geldik. Sayın Koçal çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Umarım izleyicilerimizin istediği bilgileri kendilerine iletebilmişizdir. Önemli açıklamalar yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki katıldınız Haber 16'ya. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Aziz Koçal bizlerle birlikte.